Bana bakın oğlum. İyi akşamlar Fecir. Akşam özel misafirlerimiz var. Onları karşılayacaksınız. Onun dışında da içeride öyle gereksiz birisini görmeyin. Görsem ne olur? Anladınız. Tamam efendim. Kimse yok galiba. Bir şey hatırlıyor musun? Babam o gün buranın temizliğinde çalıştı. Her yerde bir iz olabilir. Nasıl bir etkinlik vardı ki o gün burada? Bilmiyorum ki. Ama şu an göründüğünden bambaşka görünüyor da olabilir o gece. Tamam, sen bakmaya devam et. Belki bir şey bulursun. İyi akşamlar Fecir Bey. Umut. Umut gel. Bana git. Ya şu açılır kapanırlar da bir baktırmak lazım. Elektronik ya hemen bozuluyor. Geç açanıyor, geç kapanıyor. Azo bir içecek bir şey koy ya. Hiç oturma. Hemen koyayım. O zaman ben de içerim. İç. Ben de bir tane içerim yani. Hadi koy bakayım. İç işte lan. Bana bak. Kızlar geliyor mu? Yoldalar. Azo bu seferkiler var ya harbiden ateş ha. Lan Azo, heyecan mı yapıyorsun lan? Yok ya, ne heyecanı? Şu Azo bak. Kadın milletine öyle fazla yumuşak yapmayacaksın ha. Sert olacaksın böyle. Ya karı lafı mı dinleyeceksin lan? Romantik mi olacaksın? Oğlum kadın böyle sen masaya koydun mu böyle titreyecek ha. Ama fazla da korkutma. Biraz özgüveni yerine gelsin. O da oyunun içine dahil olsun. Kaçırma kızı yani, anladın mı? Tam böyle kıvama gelecek. Böyle ceylan gibi olacak. Ama o anda yakalayacaksın. En güzel yanı o. Anladın mı? Ben öyle sevmiyorum ya. Ben kültürlü seviyorum. Kültürlü. Bak hele ya. Sen kitap oku o zaman kızlarla, tamam mı? Şuna da bir buz getir ya. Bu ne böyle sıcacık? Bizi yakacaksın. Kurtulmak nedir? Kıskıvrak denir. Hayat küstüm rahat edin dost ararken. Kendimde buldum aradım. Derimeyi çeken adam. Kurtulmak nedir? Kurtulmak nedir? Kıskıvrak denir hayat. Koy, söylüyor buna. Rafta görünmez herhalde, herhalde görünmez herhalde. Severken alıştım. Merdiven var. Başka bambaşka bir şeyler var sende ya. Kendime kızıp da taşa saldırmak neden ya? Babam burada çalışmış olabilir mi? Hazırlık odası diyor. Temenni etmiyorum ya. Bekledim boş yere. Akıl etmiyorum. Size şaşırmıyorum zaten, kendimi tutamıyorum. İçimden gelen herkes beni streslenip patlıyor.
Öyle olmasın madem ölmeyi beklerim gecelerce gene. Kimse keyifleri için gidip gelip beni harcayamaz. Nasıl bir herifti ya öyle? Midem bulandı, nasıl davranıyormuş kadınlara ya? Umut, bir şey mi hatırladın? Senin de diline düştük Makbul ya. Büşra buradaydı o gece. Ne? Nasıl ya? Babam beni yarışmaya giderken aradı görüntülü. Arkada bu askılığı gördüm. Kırmızı bir elbise vardı. Ama Büşra'nın üzerinde aynı elbise vardı. Öldürürler Büşra'yı. Ya bu kız hiçbir şey yapmadı ki. Bu kızın hiçbir suçu yoktu ki. Benim babamın da öyle. Benim de öyle. Yoktu. Tamam, sakin ol. Bak bana. Nefes al. Her şeyi düzelteceğiz, tamam mı? Büşra'nın katilini bulacağız. Yanlarına kar kalmayacak. Bak, sana söz veriyorum, tamam mı? Ben yanındayım. Her zaman. Bak, bana bak. Kızlar geldiği gibi direkt hazırla hepsini. Tamam mı? Aldın mı elbiseleri? Aldım. İstediklerini içeride yap. Ya amcaoğlu dediğin gibi işte boy dizdirdim istediğini. Ekstradan zımbırtılar da burada. Kendin seçeceksin. Anladın? Nasıl? Lan oğlum bu ne lan? Böyle bir renk mi var? Böyle bir kumaş mı kaldı? Ya Allah aşkına beğenmedin mi? Ya ne var amcaoğlu? Güzel durmuyor mu ya? Lan hadi bırak. Ya nasıl bırak? Ya hadi yürü. Ya giysen beğenmeyeceksin yani. Ses mi var burada? Ne ses ya? Amcaoğlu senin kafan erkenden iyi oldu galiba ha? Ne sesi Allah aşkına? Aa, telefon. Lan telefonu çalıyor, aç şunu. Alo. Lan tamam şekerim, geliyorum. Kızlar gelmiş, hadi. Benim annem arayıp duruyor, artık dönmem lazım. Tamam, şurada bir çıkış var. Haydi. Aman güzel yavaş. Güzelim vay vay.
Neredesin oğlum sen? Sabahtan beri seni arıyorum ben ya. Lan bırak lan benim nerede oğlum şimdi. Millet 50 tane oyun çeviriyor aklımızdan. Lan bu Tarık neyin peşinde oğlum? Ben ne bileyim neyin peşinde olduğunu. Ben bugün öğrendim azledildiğimi. Lan bu adam bir avukat bulduysa demek ki senden iyi birini buldu. Benden iyi mi bilemem ama benden öfkeli olduğu kesin. Lan onun öfkesine lan. Kim lan bu herif? Benim bütün planım içine çomak soktu. Rıza Tanrıkulu'nun oğlu. Lan Rıza Tanrıkulu kim oğlum? Rıza Tanrıkulu mu kim? Büşra Korkmaz cinayetinden içeride yatan 5 senedir mahkum. Hatırladın mı? Ha? Oğlu avukat olmuş. Fişek gibi de bir avukat olmuş Fecir. Bak. Sen bana bunun adını ver. Biz onunla bir ilgilenelim ha? Tanrıkulu. Aradığını zannetmiyorum ama gerçek adalet için beni arayabilirsin. Gerçek adalet ha? Sen bulacaksın lan adaleti. Hiç şüphen olmasın. Ben müvekkillerime verdiğim sözleri tutarım. Böyle konuşacaksak burada olmaz ki. Odama çıkalım, rahat rahat konuşalım olmaz mı? Harun Yakar. Nasıl iddialı bir hukukçu olmuş görüyorsun değil mi? Ha? Bu yüzden mi buldun lan sen Tarık? Adaleti mi arayacaksın onun için? Yok, o beni bulmadı. Ben onu buldum. Sebep? O da yanlış insana güvenmişti. Benim yıllar önce yaptığım gibi. Şimdi bak meslektaşım, adalet böyle... Yani bu helal kenarlarında aranmaz. Mahkeme salonlarında aranır. Hadi, hadi biz çıkalım Fethiye. Hadi gidelim. Yok yok. Arkadaş hırslı. Severim hırslı. Bak kardeş. Şşş. Fethiye, sakin, sakin. Bak güzel kardeşim benim. Umut. Umut Tanrıkulu. Adımı daha çok sık duyacaksın bence yaz kafana. Umut'cum bak. Bak Umut kardeş. Madem Tarık Yaman'ın avukatı oldun. Bu saatten sonra davada, dosyada, ne bileyim duruşmada. Benim adımı falan geçirme ha. Dikkat et. Niye? Gel duruşmayı izle bence. O gece orada değil miydin? Tanıklık yaparsın işte. Umut. Hadi biz odada konuşalım. Artık öyle rahat rahat uyku çekmek yok Fecir. Seni ne baban ne o büyüklerin kurtaracak. O mahkemeye sanık olarak çıkacaksın.
Fecir, Fecir, sakin. Zaten başımızda bin tane dert var. Sakin, sakin, sakin ol. Suratına su falan çırma. Teşekkürler Umut kardeş. Çok güzel bir iş çıkardın. Sayende ailemizin adı böyle adi bir olayla anılmayacak. Rica ederim. Umarım adınız bir daha hiçbir suçla anılmaz. Umut, sana ne kadar teşekkür etsem az. Onurumu, haysiyetimi kurtardın. Sayende ailemin yüzüne bakabileceğim. Çok teşekkür ederim. Tarık Bey, ben size teşekkür ederim. Yani beni hiç tanımadığınız halde güvendiniz. Ve ben de bu davada organize kötülüğün nasıl virüs gibi yayılabildiğini bir kez daha gördüm. Ben de size istediğiniz şeyi getirdim. Bu flaş bellekte emir kıranların yürüttüğü tüm illegal faaliyetlerin ve düzeni nasıl işlettiklerinin belgeleri var. Burada göreceklerin emir kıranlar savaşında çok işine yarayacak. Kesinlikle. İnşallah. Ailemiz bunlara çok önem verir. Ne demişler? Aile her şeydir, değil mi? Kesinlikle. Şöyle bakıyorum da ortam bilmece gibi oldu. Dört tarafı avukatlarla çevrili para parçasına ne denir? Fecir Emir Kıran. Ya Harun Yakar, yaptın yine şakanı. Şakamatik Harun. Ya nereye gitsem hakikaten avukata çarpıyorum yani. Evet, kendisi gerçek bir para parçası ya. Abicim tebrik ederim, 10 milyon bağışlamış. Tabii abicim. Nerelere ne paralar harcıyorsun, o ne ki yani? Güzel bir yere gidecek sonuçta. Değil mi Alev Hanım? Tabii ki. Kurşuna kadar kız çocukların eğitimi için harcanacağına emin olabilirsiniz. Tekrar teşekkür ederim. Şüphem yok. Rüya, hiç bahsetmemiştin bana böyle bir yönünüzden. Nasıl? Kız çocuklarına bu kadar hassas, kadınların haklarına bu kadar duyarlı olduğunuzu bilmiyordum şahsen. Şöyle. Bizim hakkımızda bilmediğin daha çok şey var. Umut Tanrıkulu, zamanla öğrenirsin. Hepimiz öğreneceğiz. Alev, bence Fecir Bey'in adını bir okula vermelisiniz. Yani emir kıranların soyadı böyle şeylerle anılmalı. O da var biliyor musun Umut kardeş? 74 tane okulumuz var. Çok şükür. Ne güzel. Güzel. Güzeldir. Efendim Nişet abi. Umudum, cezaevinden aradılar kardeşim. Acil gelmen lazım ben. Ne oldu ya? Babamla ilgili mi? Aynen kardeşim. Babanla ilgili. Tamam. Tamam, geliyorum abi hemen. Bekle.
Benim gitmem lazım acilen. Kusura bakmayın. Umut? Hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle kahvenizi takdim edeyim size. Teşekkürler. Otursana. Ben de bu parkta oturma işine Londra'da alıştım. Böyle sabahları Hyde Park'ta yürüyüşe çıkardım. Sonra bir kahve alıp otururdum böyle. Güzel yani. Bahar gelince benim de keyfim yerine geliyor. Yani benim aslında çok vaktim yoktu ama sen çok ısrar edince geldim. Bir sebebim var. Görmek istedim beni. Tabii ya, şimdi senin vaktin dardır değil mi? Yeni işin hayırlı olsun. Senin adına çok sevindim. Sen nasıl öğrendin ki? Yani çok yeni de. Yani benim seninle ilgili her şeyde ufak ufak fikrim var diyelim. Öyle düşün. Ya ayrıca ben ülkem adına da çok sevindim yani. Böyle pırlanta gibi bir savcımız oldu değil mi? Savcı yardımcısım. Ya işte yolun aynı sonuçta, belli nereye gittin. Ayrıca her avukat senin gibi değil. Bak o çok met ettikleri avukata. Ne yaptı? Adam katil oldu. Ya. Bir de biz onun o kanlı elini sıktık. Vallahi düşündükçe midem bulanıyor. Bir insan insana bunu nasıl yapar aklım almıyor ya. Yani. Adli süreci devam ediyor henüz. Gerçeği bilmiyoruz. Bir şey söylemem çok doğru olmaz. Gerçek ortada. Alevciğim. Bir insan katilse kaçar. Bir insan katilse korkar. Öyle değil mi? Ya tanımadığım da bir numara, işle ilgili olabilir. Açsam. Alo efendim. Açık havaya çok alışma Fecir. Yakında gökyüzünü sadece cezaevi avlusundan göreceksin. Çok da müsait bir yere değilmişim ben beyefendi. Şirkete gidince arayayım mı sizi? Daha rahat konuşuruz. Çok vaktini almayacağım ya, merak etme. Hem seninle hem de yakında gireceğiniz cezaeviyle ilgili. Buyurun, dinliyorum ben sizi. Elimde öyle belgeler var ki Fecir. Hem sen, hem de dokunulmaz sandığın ailen, hem de o yanınızdaki bütün asalaklar, bırak cezaevine girmeyi, yerin altına girmek için fırsat arayacaksınız. Ne bu? Ne belge var sizde? Belge olarak yani. Mesela referansınız kim? Nasıl ulaştınız? Referansım sağlam biri ya, merak etme. Senin de yakından tanıdığın. Ve zamanında canını yaktığın biri. Tarık Yalman. Onu kurtardıktan sonra bütün kirli işlerinizi belgeye belge önüme döktü. O yüzden şimdi beni çok iyi dinle. Yarın öğlen 12'ye kadar suçu üzerime yıkmak için öldürdüğünüz mahkemenin gerçek katilini emniyete teslim edeceksiniz. Biz mesela sizin şartlarınıza uymak istemedik diyelim. Bir de onun o tarafını konuşalım işin. O zaman senin ve ailenin bütün kirli işlerini tüm Türkiye ile birlikte canlı yayından izlersin. Böyle işle ilgili olunca birdenbire arayabiliyorlar. İşte busun sen değil mi Harun Yakar? Bu kadarsınız değil mi lan siz? Anca böyle durdurursunuz beni. Ne oldu, ödünüz karıştı değil mi hesabınızı keseceğim diye ha? Konuş konuş Harun Yakar. Değil mi lan duruşma salonunda karşıma çıkmaya ha? Çıksana duruşma salonunda karşıma. Ha? Çıkamazsın işte. Çünkü sen busun. Anca silah doğrultursun. Anca böyle yaparsın işte. Çünkü sen bu kadarsın. Ya bir sus be. Bir sus ya.
Ulan dünyadan haberin yok senin be. Babanı içeride az daha keseceklerdi, haberin var mı? Kim engel oldu? Ha? Haberin yok tabii. O beğenmediğin Harun Yakar. 5 yıldır içeride eli babanın üstünde. Haberin var mı? O olmasaydı çoktan harcamışlardı babanı. Tamam. Saydın, sövdün. Anladık, haklısın. Canını yaktı. Mahkemede seni gibi ortada bıraktı. Sattı seni. Ama bu adam o günden beri acı çekiyor oğlum ya. Acı çekiyor. Ulan her şeyi en ince ayrıntısına kadar gören şu gözlerin var ya. Senin için ta o zamandan beri seni korumak için uğraşan adamı görmüyor. Seni kardeşi gibi seviyor bu olay ya. Benim onu sevdiğim gibi. Anladın? Kardeş kardeşe vurur. Tamam. Ama kardeş kardeşin kalbini kırmaz. Sen de artık kırma abinin kalbini be. Ha? Buyurun Fecir Bey. İstediğiniz gibi. Hakikaten çok iyi iş çıkarttın ha Harun Yakar. Eline sağlık. Bundan sonrasını ben hallederim. Rahatınıza bakın siz. Bu gazeteciler ne kadar şerefsiz değil mi ya Umut kardeş? Harbi acımasızlar ha. Hemen manşet çıkmışlar. Katil adamın katil oğlu diye. Senden bahsediyor ha. Ya vallahi şerefsizlik. Hiç yakıştıramıyorum bunlara ha. Ama olsun sen kötü düşünme. En azından televizyona çıktın. Millet seni tanıyor. Ünlü bir katil oldun. Gerçi sen televizyona başka bir şekilde çıkmak istiyordun değil mi? Böyle belge melge. Böyle dayı dayı konuşuyordun ha. Atar yapıyordun. Nasıl geldin karşıma böcek gibi? Dayılanıyordun ha kardeş. Hı? Şş Fecir. Ne oldu şimdi ya? Şimdi geçtin karşıma böyle. Böcek gibi ha? Ezeyim mi lan seni böcek gibi? Ha? Nerede lan? Nerede? Bak. Bak hele bak. Sen yıllarca çalış, didin. Koskocaman imparatorluk kur ha. Savaş, yen, yenil, kazan. Gelsin adam böyle gibi bir şeyin içine. Bütün hayatını sıdırsın ha. Vallahi gücüme gidiyor ha. Vallahi zoruma gidiyor. Evet Harun Yakar. Bu kardeş bu belleği kopyalama ihtimali var mı? Yazılım var, kopyalanamaz. Güzel. Peki biz bu arkadaşın aklındaki yazılımı ne yapacağız? He? Tamam onu da ben hallederim. Yorulmayın. Onu da ben halledeyim. Avukat! Bak birini örnek alacaksan bu adamı örnek al lan. Bak avukat gör lan. Lan sen kimsin lan dünkü şeytan nasıl yeneceksin? He? Sen Harun Yakar'ı nasıl yeneceksin? Sen rahat ol Fecir. Bugün beni satan yarın seni satar. Ama ben ona kalmadan seni içeri sokacağım merak etme. Bunu lan sen...
Ses sonu babam arıyor. Efendim baba. Harun. Oğlum sen bu Umut yüzünden bana bile küstün. Şimdi getirip Fecir'in kucağına mı atıyorsun ya? Delirdin mi? Kardeşlik abi. Ya tamam baba, tamam. Ben alacağım belge melge her şeyi. Ve Umut mu olacak? Kapatıyorum şimdi, arayacağım seni. Tamam. Ne oldu Fecir? Uykularınız mı kaçıyor? Ha? Rüyanızda da görüyor musunuz beni? Sen ne anlatıyorsun lan gerizekalı? Ha? Ne diyorsun oğlum? Lan benim babam en azından beni hatırlıyor. Senin baban? Tık yok. Kafa kontak. Ben adamın yanına gittim. Umut dedim ya işte. He? Oğlun lan. Lan insan evladını hatırlamaz mı? Yok. Dayı da tık yok. Lan sen nasıl benim babamın yanına gidiyorsun lan şerefsiz? Otur lan yerine. Oğlum babanı iliksiz mi bırakalım lan? Buna da ilik yaramıyor ha. Lan adamla ilgilenemiyorsun, biz ilgileniyoruz. Onu da istemiyorum. Ulan bana bak. Babamın kılına zarar gelsin. He? Kılına mı zarar gelirse? Oğlum adamın kılı mı kalmış lan? Tüy gibi olmuş adam. Vallahi perişan halde ha. Kahrından ölüyor içeride. Bitmiş. Sen nasıl bir insansın lan? He? Ulan hiç mi şeref yok, hiç mi haysiyet yok lan sende? Sen nasıl bir lan? He? Ya vallahi, vallahi terbiyesiz ha. Vallahi şerefsiz bir adam olmuşsun. Babası katil matil ama vallahi kalender adam. Bunun gibi ağzı bozuk değil. Gittim yanına. Şimdi adam unutuyor ya amca. Ona anlattım. Gencecik kızı nasıl katlettiğini. Vallahi çok üzüldü adam. Kahroldu. En son bıraktığında sefil bir haldeydi. Hani senin gibi. Böyle sefil. Sefilleri size he. Lan senden büyük sefil mi var lan? He? Ne yapıyorsan babanın arkasına saklanıp yapmıyor musun lan? He? Benim babam beni tanımıyor ama her yanına gittiğimde bana sevgisini hissettiriyor. Sen babanın yanına gittiğinde ne oluyor? He? Ulan sen kız kardeşinin de babanın da en büyük utancısın, utancı. Sen sizin ailenize gelmiş en büyük felaketsin Fecir. İçeri atacağım seni. Ve dört duvar arasında bir ömür boyu beni düşünerek çürüyeceksin. Anladın mı? Bunları düşün bence. Fecir saçma. Çekil lan! Çekil! Vallahi kafanız patlatırım ha! Geri bas. Ben ne yapacağım biliyor musun Umut kardeş? Seni kendimden önce çürümeye bırakacağım. Sonra babanı senin yanına göndereceğim. Bak, sana yemin olsun. Bu hayattaki her şeyi unutayım. Bu anı asla unutmayacağım lan. Keşke seni böyle istediğimiz zaman susturabilsek, güzel şeyler söyleyince konuştursak. Hepimiz ne kadar rahat ederiz Umut Efendi. Alo. Lan bak, bak öyle indirip kaldırıp birbirimizi yormanın alemi yok ha, Harun Yakar. Anlamadım. Lan sen her anladın da, ben sana daha iyi anlatacağım şimdi, tamam? O Umut'u polis bulmadıysa sen buldun ha. O yayını polis kesmediyse sen kestin Harun Yakar. O yayın gibi senin umunu keserim ha. O nereden çıktı şimdi ya? Lan bak, bak oğlum bana kelime kaşarlı yapma. Bak sana son kez söylüyorum. Eğer o Umut'u kendi ellerinle bana vermezsen, senin o babam dediğin, o bayıldığın Kadir abim var ya, onu bir daha göremezsin oğlum. Anladın mı? Bak
pazarlık yok. Blöf yok. Abi yakar. Umut mu Kadri abim mi? Seçimini yap. Ne yapıyorsun ya sen? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Lan bırakın lan. Sen ne yapıyorsun? Başımı belaya sokacaksın. Polis mi çağırdınız lan? Ben çağırdım. Lan sen hala Umut'u mu koruyorsun lan? Şşş, bana bak bana. Eğer bu adamı vursaydın suçüstü olacaktı. Sakin olun şimdi tamam mı? Bana bırakın her şeyi. Kadir abi gel benimle. Aç kapıyı! Açsana kapıyı! Biliyoruz içeride olduğunu. Aç kapıyı! Kırın lan kapıyı. Kır! Kır kapıyı! Kır! Buyurun, bizzat ben ihbar ettim. Nerede Umut Tarık Ulu? İçeride komiserim. Gelin içeri. Hani nerede zanlı? Siz benimle mi geçiyorsunuz? Ulan sizin yapacağınız detaylı arayın etrafı. Her yere bakın. Babam da hep seni soruyor bu arada. Savcı kız ne yapıyor diyor, iyi mi diyor. Ben ziyaret ederim onu. Umut Tanrıkulu. Benimle kapıştığın davadan önce buzdolabı gibiydin. Şimdi bakıyorum biraz heyecanlısın sanki. Ya bu dava başka dava. Vallahi Alev, eğer bunu kazanırsak gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Babamı kurtarmaya giden yeniden yargılama yolu da açılacak. Kazanacaksın. Ben inanıyorum. Zaten ben de orada olacağım. Süreyya Savcı'dan izin aldım. Evet, hem Harun Yakar'ın o suratını görme fırsatını kaçıramazdım. Zamanın sen olmasan olmazdı bunların hiçbiri, biliyorsun değil mi? Değil bize çoktan değişti her şey. Aynı değiliz ikimiz de. Zaaflarına bir gece, hatalarına bir nilüfer. Sevgisizliğine bir kalp verdim. Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını. Artık geri ver, geri verilmez hiçbir yanım. Yokluğuma emanet et, sende benden kalan var. Her şeyi görüşürüz. Bana beni geri ver. Yarın sabah ara beni. Şansım olsun. Başka yer, başka zaman. Sensiz ömrüm olsun. Her şeyi al, bir şansım. Thank you.
zamanın eli değdi bize. Çoktan değişti her şey. Şampiyon hayırdır küsümüz ya? O ağzını var ya, dağıtmaya geldim ha. Lan Beco, sen beni nerelerden kurtardın oğlum? Kardeş kardeşe küser mi lan? Hiç gel, gel. Aslan be. Aslan kardeşim benim be. Oğlum bak, liseden kim kaldı ha? Bir tek ikimiz. Görüyorsun değil mi? Vay. Yapıştır şunu. Yapıştır. Daha bunlardan bu gece dolup boşalacak. Sen onu bunu bırak da Azo'yla haber uçurmuşsun ha. Akşam sana çok güzel bir şeyler getireceğim ha. Bu gece boş geçmez Feco. Hop. Keyfine bak. Yavaş ha. Adam burada ne işi var ya? Ah abilerin en ballı böceği. Ah benim peynirim. Ailemizin manyağı. İyi ki doğdun be. Sen var ya, iyi ki varsın. Bu taş kim ya? Rüya ne yapıyorsun? Rüya ne yapıyorsun? Ne yakışıklı çocukmuş bu ya. Rüya bu sefer taşa çarpmış. Canım. İyi ki doğdun Fecir. Eyvallah. Umut Tanrı kulu. Sağ ol. Kaç oldun? Rüya. Ne yapıyorsun Rüya? Çok uzaklaşmadım ya. Böyle ortalarda dolanıyorum. Sıkıntı yok. Ne güzel. Güzel. Sizin artık aranızın bir şekilde iyileşmesi gerekiyordu. Ben gönüllü oldum. Bak Umut'u da çağırdım. Geldi sağ olsun. Beni kırmadı. Sağ olsun. Kızlar siz dansa devam. Ben geliyorum. Rüya. Ne yapıyorsun hayatım? Canım. Buradayım hayatım. Fecir. Fecir merhaba. 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 Merhaba canım. Merhaba. Merhaba. Hadi ben kızların yanındayım biraz, tamam? Hoş geldin Umut kardeş. Ne işin var senin burada? Cenazene gelemeyince doğum gününe geleyim dedim Fecir. Elde bu vardı. Ama sana çok güzel bir haberim var biliyor musun? Sen cezaevine girdiğinde mumlarını ayarladım. Mumların benden. Doğum gününü kutlayabileceksin. Bak ya. Benim meselem senin artık kişisel ha. Umut Tanrı kulu. Sana kafayı taktım. Kuruldum sana. Canını yakacağım. Şimdi bak. Pastanın kekini ye. Sessiz sessiz. İçeceğini iç. Sonra rüyanın canını sıkmadan buradan git. Tamam.
Ama ben sana doğum günü hediyeni vermedim ya şimdi. He. Hediyeni vereyim, öyle gideyim. Hey bro, what's up? What's up bro? I'm good, what about you? How are you doing? I'm good. Bro, let's do some party here. Come on. Okay, let's go. Bye, Fijir. Kuşum, bir şey soracağım. Şimdi bu taş gibi çocuk senin sevgilin mi, değil mi? Değil Sude'cim, değil. Sen yine de yalnız bırakma bunu. 2 dakikada yerler bunu. Haklı. Hadi ben kaçtım. Rüya görüyorum galiba ya. Yok yok, rüya görüyorum. Ne haber fıstık? Yok, bence sen önünü görecek durumda değilsin. Biliyorsun değil mi? Aşk hadi olsun keyfine ya. Bak. Bu kadar güzelliği ben görmez olur muyum hiç? Erdem, keyfine bak. Eğlencene bak. Hadi. Ya nereye ya? Hayırdır oğlum? Sen rüyayla ne konuşuyorsun öyle ha? Havadan sudan az o ya. Bırak lan, sen bir kahve iç, kendine gel ilk önce. Hadi. Hadi. Eğlenmiyorsun ama. Neden eğlenmiyorsun? Eğleniyorum. Çok güzel ortam. Sevdin mi? Çok. Bir şey de içmiyorsun. Hadi bir şey iç. Ben içmeyeyim ya. Ya hadi. Biz 2 tane. Vallahi şimdi böyle bir ufak konuşma yapmak istiyorum. Sizin için sadece bir doğum günü bu. Benim için yeniden doğduğum gün. Bugün Fecir Emir Kıran'ın küllerinden doğdu. Bundan sonra çok daha güçlü, çok daha farklı. Bakın burada size söz veriyorum, hem size hem kendime. Bundan sonra hem daha güçlü hem de daha mutlu olacağım. Çünkü adam buramda alev alev yanan bir kor var. O alev için savaşacağım. Siz de bu savaşa tanıklık edeceksiniz. Canım. Evet. Nedir şimdi? Ne hediye aldınız bana? İlk ben göstereceğim. Ya Azat. Aha. Bak hele bak. Bak amcamın oğluna bak. Ne bu, saat mi aldın yine? Aha. Oğlum ben bir yere mi geç kalıyorum? Neyin peşindesin lan, manyak? Pahalı ama. Bana bir mesaj veriyorsun. Ece, benim hediyem yolda. Madem alemlere dönüyorsun, en iyi şekilde dön ha. Ya bak. Erdem. Kardeşim benim. Tamam. Dur. Sağ ol. Sessiz ol. Bak. Benim her doğum günümde Rüya hep en iyi hediyeyi alıyor. Bak sektirmedin yani ha. O ayrı bir konu. Verdim, İyi ki doğdun. Çok mutlu ol. Sağ ol yavrum. Dur. Allah Allah. Bak. Nise tek yön. Tek yön. First class bilet. Nereye gidiyorum? Monaco Grand Prix'sine. Lan sen var ya, yemin ediyorum abini tanıyorsun ha. Hediyelerin çok güzelmiş Fecir. Ama bence en çok benimkini seveceksin. Bir dakika. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. Kederli bir akşam İçmişiz, sarhoşmuz. Hepsi bu. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Ne sen yorgun kederli bir akşam içmişiz.
sarhoşuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan. Hep sonradan. Başıma hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Ne güzel bir şarkı bu ya. Sen eskiden beni dansa kaldırdın. Hadi biz dans edelim. Gel. Gel, 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 gel. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Oğlum ben sana ne dedim? Sıkıntı yok. Hallolur. Aha bak. Şimdi aslan gibi avukatlarımız var. Nasıl sıyırdılar bizi işin içinden ama? Bu sefer o kadar kolay olmayacak Fecir Efendi. Hayırdır inşallah. Hadi sonra konuşursunuz bunları. Eşyalarınızı almanız gerekiyor. Tamam. Rüya siz gidin abicim. Hadi. Hadi Azu. Bir dakika bizi bir yalnız bırakın. Ne dedim size? Ha, yeter değil mi? Beni dinleseydiniz şimdi bunların hiçbiri olmayacaktı. Vallahi ben anlamadım ki nasıl oldu bir anda her şey. Lan oğlum çatırtma sana, söylesene lan. Sizi gözaltından kurtardık ama herhangi bir altına gidebilirsiniz. Hiç mi bir şey hatırlamıyorsun? Ya yok ya. Siyah düşmüşüm. 50 tane şey içtim. En son böyle bir şarkıya oynuyordum. Sonrası yok. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Tabii. Kafa 1500. Doyamadınız after'lara. Ya varım yakar. Uzatma ha. Seveceksin beni bu işte. Azat'ın işi kolay da seninki biraz zor. Benimki niye zor lan? Hayır. Bak o gece orada olan herkes seni Erdem'i öldürmekle tehdit ettiğini söylüyor. Savcılık şimdi bunların hepsini ifadeye çağıracak. Yine aynı şeyi tekrar ederlerse savcılık tutuklu yargılama talep edebilir. Ya bu ne tutuklu? Harun Yakar, kafayı mı yedin sen? Kendine gel he. Onlar delirmiş. Biz Erdem'e bir şey yapmış olamayız. Ya hiçbir şey hatırlamıyorsun. İfadem bile yok. Ben nasıl kurtaracağım seni ya? Oho. Sen bunu diyorsan beni kim kurtaracak lan? He. Sana o geceyi bilen, hatırlamadığın her detayı hatırlayan, o gece orada olan bir avukat lazım. Ya tamam, rüya işte kardeş. Umut. Lan yok ebenin. Ya adam akıllı bir akıl ver ha. Saçma sapan konuşma Harun Yakar. Ya lehine tek bir tanık yok. Söylediklerini destekleyecek hiç kimse yok. Zaten bir ifaden de yok. Hatırlamıyorum. Tüm oklar seni gösteriyor. Bu durumdan seni ancak Umut Tanrıkulu kurtarabilir. Ne yapayım lan? Gidip Umut Tanrıkulu'na yalvarayım mı? Yalvarma kardeşim. Yalvarma güzel kardeşim. Savcılığa gidilsin. Savcılıktaki ifadeden sonra hemen tutuklama kararı çıkacak zaten. Yalvarma. Ne alakası var? Ya artık aklını başına topla ya. Ya Umut'un hafızası ya da cezaevi. O da zaten Umut'u ikna edebilirse. Ama aklını başına topla. Al bakalım babam. Şimdi açayım sana. Lütfü'nün oradan mı aldın? Evet. En sevdiğin. Bak bakalım. Şöyle banarsın. İnsan şunu bile özler mi? O kadar hasret kalmışım ki. Afiyet olsun babam. Al bakalım. Bak, bir daha yargılanayım, özgürlüğüme kavuşayım, yine sana mis gibi kahvaltılar hazırlayacağım. Sen de bir koşu gidip simit alır gelirsin bize. Alırım tabii babam ya. İstediğin simit olsun.
Babam ben bir sana çay alayım geleyim. Güzel gider çayla. Hemen geleyim. Ne işin var lan senin burada? Babamdan uzak duracaksın demedim mi oğlum ben sana? Umut. Sen yanlış anladın beni. Bambaşka bir şey için geldim ben. Babanın durumu nasıl? Sana ne oğlum benim babamdan? Bak, beni şu an geçmişte yaşananlara göre değerlendirme. Vallahi başka bir şey için geldim. Ne diyeceksen de, defol git sonra. Bizim şimdi bu partide, doğum günü partisinde sen de vardın. Orada bir kardeş vardı, tanışmışsındır belki, Erdem. Bu kardeşimizin cenazesini bizim binanın yanında bulmuşlar. Çocuk düşmüş, biri mi itti, atladı mı? Sen mi attın? Ya Umut, yok öyle bir şey. Yapsan yaptım diyeceksin sanki. Korkak herif. Bana niye geliyorsun? Harun Yakar'la biz bir istişare ettik, konuştuk. Dedik hani o gece partide olana biteni hatırlamıyoruz. Kafamız da yüksekti, anladın mı? Biraz silik. Doğru düzgün ifade edemiyoruz geceyi. Polise ifade verecek olsak, yani bizde karanlık, anladın mı? Hani o gece orada olan, böyle her şeyi hatırlayan biri olsa, hani dedik. Hani sen düşündük, Umut dedik. Recep, sen hala ayılamamışsın herhalde ya. Git belini yüzünü yıka istersen. Seni savunacağımı mı düşünüyorsun gerçekten? Umut kardeşim, gel sen benim avukatlığımı yap. Sana yemin olsun ne istersen yapacağım. Ne kadar istiyorsan vereceğim. Tamam, güzel. Güzel bir teklif. Madem ne istiyorsam yapacaksın, o zaman şöyle yapalım. Sen git Büşra Korkmaz'ı öldürdüğünü itiraf et. Ben de senin avukatlığını üstleneyim. Nasıl? Ya ölen ölmüş, giden gitmiş, baban hapse girmiş. Ya bu yılları geri alamayacağız ha. Baban yatacağını yattı. Bak adamcağız hasta, perişan halde. Vallahi dayanamayacak daha fazla. Gel sen bu işe he de. Babana da, sana da güzel bir hayat sunayım. Bak evse ev, yatsa yat, ne kadar para istiyorsan hepsini vereceğim. Aha. Ya. Görüyorsun değil mi Fecir? Adalet herkese bir gün lazım oluyormuş değil mi? Seni de burada görmek ne güzel. Ama biliyor musun Fecir? Sana çölde bir damla su bile yok. Anladın? Şimdi defol git buradan. Tamam? Hadi. Hadi. Selamünaleyküm dayı. Gel otur hadi. Baba neyim var? Ne oldu, bir doktor çağırsanıza. Baba. Geldi doktor. Bir dakika. Baba. Kaldıralım, yardımcı olun. Daha oğlumu gömemedik. Siz katillerini serbest mi bırakıyorsunuz? Bakın beyefendi, ben acınızı anlıyorum ama burada biraz sakin olmak durumundasınız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bize güvenmek durumundasınız. Hanımefendi, bizim de kimseyi serbest bırakacağımız yok. Biraz sabır rica ediyorum sizlerden, lütfen. Ne sabrı savcı hanım? Benim oğlum intihar edebilecek biri değil. O emir kıranların şımarık oğlu. Ya da yeğeni. Kıymışlar işte erdemimi. Bu nasıl rezalettir? Oğlumuzun katilini derhal bulmak zorundasın savcı hanım. Yoksa bu işin peşini bırakmayacağız. Gülü hayatım. Thank you.
Evet. Sonuç. Ne sonuç? Adam hiçbir teklifimi kabul etmedi. Yalandan yalvardı herife gidip. İyi. En azından denedin. Şimdi sıra savcıya ifade vermedi. Bak karnı yakar. Ben ellerinde bunları teslim ediyorsun. Bir şeyler ters giderse sana hesabını sorarım ha. Fecir, tanıştırayım bak. Adalet, Fecir, Fecir, Adalet. Bana bak, içeride abuk subuk şeyler yapma. Karşında aşık olduğun kadın yok. Savcı Alev var. Duyuyor musun? Bilmiyorsam bilmiyorum de. Hatırlamıyorsam hatırlamıyorum de. Vaktin kalırsa sonra geri dönersin tekrar. Tamam? Hadi bakalım şimdi sakin sakin. Ulan yapay zeka. Bütün bunları kaçırıyorsun ya. Vallahi diyordum kaderde yalnız kalmak vardı böyle baş başa ama... yani savcılıkta burada adliyede olmasını beklemiyordum, ne yalan söyleyeyim. Sen indir o bacağını önce. Savcı makamındasın. Düzgün otur. Düzgün otur. Erdem Kubilay'la kişisel bir husumetin var mıydı? Erdem Kubilay'la benim kişisel neden bir husumetim olsun? Sayın savcım, canım kardeşim dediğim dostumdur kendisi yani. O yüzden mi kendisine saldırıp ölüm tehditleri savurdun? Kendisi benim kız kardeşim hakkında ileri geri konuştu. O bana vurmuş. Ben ona vurmuşum. Böyle karşılıklı bir harbede yaşanmış yani. Sonra gerisini de pek hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Çok sarhoştun tabii. Eğer suçunu itiraf edersen sana gereken kolaylığı sağlarız. Ne sen bizi yormuş olursun ne biz seni. Olay Kur'an çarpsın. Vallahi billahi tillahi ben bir şey yapmadım. Dediğin gibi yani. Karşılıklı vuruşmuşuz. O bana, ben ona. Sonrası yok zaten. Sonrası diye bir şey de olamaz yani. Hatırlamıyorum ama mümkün değil öyle bir şey yani. Sayın savcım. İyi, devamını mahkemede anlatırsın o zaman. İlla bir ceza verilecekse bana... ben tamamım. Sayın savcım. İlla bir ceza vereceksen bana Alev... sen ver. Ama böyle... mahkeme... kelepçe melepçe uğraştırma ha. Harbiden kes cezamı yani. Sen bana de. Ben sen ne istiyorsan onu yapayım. Hatta bana bırak, ben senin yerini halledeyim. Senin gözünün önünde keseyim bileğimi. Sen ne diyorsun ya? Sen düzgün konuşsana. Bunlar nasıl sözler ya? Sen gerçekten normal değilsin. Ben normal değilim. Vallahi değilim. Seni tanıdıktan sonra denedim bir olmayı da... tam dibe çaktım geri. Ha? Hakkında kasten adam öldürme suçundan soruşturma başladı. Gel. Merhaba savcı hanım. Evet. Ben an itibariyle Sayın Fecir Emir Karan'ın avukatıyım. Ne yapacağını? Siz bu çocuğu nasıl bir şeyin içine bulaştırdığınızda gitti Fecir'in avukatı oldu. Ben anlamıyorum. Ben de yıllardır soruyorum Umut'a neden, nasıl, niçin diye. Ama her defasında beni şaşırtmayı başarıyor. Eğer bu davayı aldıysa vardır bir bildiği. Ona bak Harun. Eğer başın altından da sen çıkarsan başına bela olurum. Haberin olsun. Siz önce kendi işlerinizi halledin. Bana sıra gelene kadar. Oo. İyi mesailer Minnoş savcım. Vallahi akıllı adamsın Umut Tanrıkulu. Seviyorum bu özelliğini.
Hani diyorlar ya, düşmanın bile akıllısı. Hakikaten öyle bir adamsın. Tamam. Nasıl yapalım şimdi? Ne kadar istiyorsun yani? Ev, araba, yat, kat, Amsterdam'dan mı, Komo'dan mı, Bodrum'dan mı, yazlık istersin? Nasıl yapalım? Sen bana bir bak bence önce. Şöyle iyice bir bak. Sonra bir düşün bakalım, ben senin o satın aldığın adamlara mı benziyorum? Hı? Oradan bakınca böyle Harun Yakar'ı falan mı andırıyorum? E tamam o zaman. Niye kabul ettin? Sana bir teklif yapacağım. Pazarlık falan yok. Evet ya da hayır diyeceksin. Dinliyorum kardeş. Sen hem Büşra'nın, hem babamın, hem de benim hayatımı mahvetmiş bir adamsın. Ve bunların hepsinin hesabını senden bir bir soracağım. Hiç şüphen olmasın. Ama ben seni bu işten kurtarırım. Şayet sen de bana istediğim şeyi verirsen. Benim babam hasta. Ve bu hastalığından ötürü cezaevinden tahliye olma hakkı doğuyor. Ama senin o satın aldığın şerefsizler her seferinde bunun önüne geçiyor. Ben seni bu davadan sıyırırım. Sen de benim babamın tahliye olmasının önündeki engelleri kaldırırsın. Tamam. Sen benim avukatlığımı yap. Beni bu işten sıyır. Ben senin babanı tahliye etmek için gerekli ne kadar bürokratik hareket varsa hepsini yapacağım. Bir şey daha var. Evet. Harun Yakar'ı bitireceksin. Ya hakikaten değişiksiniz ya. O niyeymiş? O herif hem babamı hem beni satıp sayenizde kocaman bir servete kondu. Ona sağladığınız bütün imkanları geri çekeceksiniz. Vallahi ilginç ya. Vallahi bayılıyorum size Harun Yakar'la. Bu ikinize dalgalı bir ilişkiniz var. Tamam onu da yaparız. Sen merak etme. Sen ne diyorsan o, umutlarını kulu. İyi. Şimdi meselemize gelelim. Önce tutuklu yargılanacaksın. Öyle hemen çıkıp gitmek yok. Ya hayırdır, o nereden çıktı şimdi ya? Ortada ceset var, ceset. Sen de baş şüphelisin, farkında mısın? Efendi gibi cezaevine gireceksin. Efendi gibi mahkemene çıkacaksın. Gerisini de ben halledeceğim. Bu. Tabii şartlarımı yerine getirirsen. Anlaştık. Polise uzatırsın halini. Zaten kelepçe takacaklar şimdi. Şüpheli Fecil Emir Kıran'ın üzerine atılı suçları işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunması, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağının anlaşılması, tutuklama tedbirinin uygulanmasının ölçülü ve uygun bir tedbir olacağı kanaatine varılmakla şüphelinin tutuklanmasına 7 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz, tutanağı alabilirsiniz. Hadi abi, akşam görüşürüz, tamam. Umut. Umut. Heh, burada. Feci. Halledeceğim, tamam mı? Halledeceğim. Sakın merak etme. Sakın merak etme. Korkma, seni kurtaracağım buradan. Bırakmayacağım seni burada. Tamam mı? Lütfen. Hanımefendi lütfen. Tamam, bir şey yok. Tamam abicim. Bir şey yok abicim. Ben korktum falan yok. Rahat ol. Babam gelmedi mi? Ha yok. Gelme dedik. Basın basın var şimdi. İzin verir misiniz? Tamam, sıkıntı yok, arıyor. Tamam. Umut Tanrıkul ne diyorsa onu yapın. Tamam, biz buradayız, tamam mı? Merak etme. Ruha, eşyalarını al da yetişelim.
Umut. 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 Oo, duymuyor musun beni? Lan kardeş sen oğlum benim telefonumu niye açmıyorsun ya? Sürekli arıyorum, belli ki önemli. Çünkü Harun Yakar sen bir şeytansın. Ve ben seninle irtibatı kesiyorum, seninle temas kurmayı kesiyorum, senin aklıma girmene izin vermiyorum. Tamam, tamam, tamam. Ama konuşmamız şart bak. O ayrı, tamam. Başka bir şey soracağım sana. Sen bu fecirden ne aldın karşılığında? Merak ediyorsun değil mi? Merak etmeyi sen öğreneceksin. Siz mi öldürdünüz? Tecir Bey, bir açıklama yapar mısınız lütfen? Arkadaşlar, adalet er ya da geç tecelli edecek. Herkes kalbinin ekmeğini yer ha. Başka bir açıklama yapar mısınız? Ne yapacağım ben? Bu duramaz içeride biliyoruz. Azat ne olur ne yapayım? Bir eve mi gideyim? Hiçbir şey olmamış gibi ne yapacağım ben ya? Yo sen güçlü olacaksın, biz güçlü olacağız, o da güçlü olacak. Anlıyorsun değil mi? Bak rüya. Tamam mı? O hep ayakta kalın derdi. Güçlü olup ayakta kalacağız, o zaten adalet yerini bulacak yani. Selam. Selam. Ne haber? Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Sanık Fecir Emir Kıran bulunduğu ceza infaz kurumundan getirildi. Bağımsız olarak huzura alındı. Müşteki vekili Erkan Solmaz ve sanık müdafi Umut Tanrıkulu'nun geldikleri görüldü. İddianame ve kabulü kararı okundu. Hüviyet tespitine geçildi. Buyurun avukat bey. Sayın Başkan. Sanık daha önce de bir spor salonunda merhum Erdem Kubilay'a şiddetli bir saldırıda bulunmuştur. Şiddete meyilli Fecir Emir Kıran, merhuma karşı beslediği kin ve nefret duygusuyla cinayet işlemiştir. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyorum. Evet sanık müdafi, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet var başkanım. Öncelikle şunu söylemek isterim ki, hadise gerçekleştiği günden itibaren müvekkilim Fecir Emir Kıran hedef gösterilmektedir. Lakin ortada çok daha kuvvetli bir ihtimal vardır. O da Erdem Kubilay'ın intihar etmiş olma ihtimalidir. Sizlere sunduğum belgelerde görebileceğiniz gibi Erdem Kubilay vefatından önce özel bir klinikte majör depresyon tedavisi görmekteydi. Ve daha önce iki kez intihar girişiminde bulunmuştu. Bunların sonuncusu hadisenin gerçekleşmesinden yaklaşık 7 ay önceydi. Uzman görüşüne göre intihar girişiminde bulunmuş bir kişinin
Bunu tekrarlama ihtimali daha önce hiç intihar girişiminde bulunmamış birine göre tam 4 kat fazladır. Sayın Başkan, sanık müdafinin söylediklerine ek yapmak isterim. Sanık müdafi varsayımlar üzerinden ilerlemeyi tercih etse de ön adli tıp raporu maktulün ölüm sebebinin intihar değil, bir tarafından itilmesi veya düşürülmesi olduğunun kuvvetli muhtemel olduğunu ortaya koymuştur. Erdem Kubilay'ın cesedinin konumu, vücudunda tespit edilen lezyonlar ve kemik yapısındaki kırılmaların açısı kendini boşluğa bıraktığını değil, atıldığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Yani bu bir intihar değil, cinayet vakasıdır. Sanık müdafi, idam makamının mütalasına karşı söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok başkanım. Niye böyle hazırlıksız gelmiş oğlum? Elinde masada hiçbir şey yok. Bilerek mi yapıyor? Bilerek oğlumu hapse attırmak istiyor. Onu ateşle oynuyor, büyüyemiyor ve böyle aptalca hareketleri nasıl yapıyor anlamadım. Hemen telefonu aç. Babası için verdiğimiz sözü geri alıyoruz hemen. Hemen hallediyorum. Tamamdır müdür bey. Hızlıca hallediyoruz. Merak etmeyin. Hadi hadi uyan. Cezaevine dönüyorsun. Hı? Hızlıca topla eşyalarını. Ben niye ki? Ben tam iyileşmedim ama. Yani ayakta... Duracak dermanım yok benim. Talimat böyle. Hadi kaldırın şunu. Acele edin. Giy şunları da. Fecir Emirkıran, Erdem Kubilay'a karşı neden husumet besliyordunuz? Ben Erdem Kubilay'a karşı bir husumet beslemiyordum. Kendisi çok samimi bir dostum, arkadaşımdı. Çok yakın arkadaşınızdı da o yüzden mi herkesin içinde kendisine ölüm tehditleri savurarak saldırdınız? Karşılıklı bir arbede şeklindeydi yani. Böyle ölüm tehdit gibi değil, öfkeyle söylenmiş sözler gibi düşünün yani. Öfkeliydiniz yani? Evet. Neden öfkeliydiniz? Benim kız kardeşim hakkında böyle ileri geri konuştu. Kötü sözler sarf etti bu sebeple. Az önce aranızda bir husumet olmadığını söylemiştiniz. Anlaşılan o ki hem sizin hem kız kardeşinizin Erdem Kubilay'la ilgili bir takım problemleri varmış. Sayın Başkan, tanıkların ifadelerinde de belirtildiği üzere Erdem Kubilay ile Fecir Emirkıran arasında sürmekte olan bir husumet vardı. Bunu ön adli tıp raporuyla da destekleyebiliyoruz. Ölüm muayene tutanağında merhumun vücudunda fiziksel saldırı izlerine rastlanmış ve üzerinden çıkan doku örneği yalnızca Fecir Emirkıran'ın doku örneğiyle eşleşmiştir. Ayakta zor duruyor. Hiç mi insafsızlık yok sizde başefendi? Bak böyle ölür giderim elinizde. Bari oğluma haber verseydim. Cezaevine dönünce haber verirsin. Sanık müdafi, savunmanıza eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet var başkanım. Ben sadece sizden kısa bir süre talep etmek istiyorum. Çünkü evraklarımı toparlamam gerek. Çok kısa bir süre lütfen.
Sanık müdafi, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sayın Başkan, tekzipte yazılan talimat mahkemesinden aradılar. Sevgis üzerinden bağlanacak olan bir tanığımız var. Bağlayalım. Merhabalar Sude Hanım. Buraya tanıklık yapmak için geldiniz, doğru mudur? Evet, doğru. Ben aslında mahkemeye bizzat kendim gelecektim fakat ailem beni bu davadan uzak tutmak istediği için şehir dışına getirdi. Ben gerçekleri söylemek istiyorum. Fecir Emir Kıran suçludur. Suçlu katilin o bulunması. Kız yalan söylüyor. Nasıl? Yani partide çıkan kavgadan hemen sonra ayrıldığını söylemişti. Ama Fecir'in yüzünde yara izi var bu videoda. Demek ki oradan ayrılmamış. Sonuna kadar kalmış. Neden böyle bir şey yapsın ki? Fecir'e saplantılı bir şekilde takmış durumda. O yüzden cezalandırmak için ifade verdi. Fecir! Var mı ya öyle kolay vazgeçtim demek? Ben bu partiye senin için geldim. Seni istiyorum ben. Ben o günden beri seni bekliyorum. Sude, kafa açıyorsun ha. De kafa açma ya. He hadi. Hadi zorlama. Hadi ya. Hadi ya. Ya hadi uza Fecir. Ya. Fecir. 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 Ayrılır ya. Sude. Selam. Umut ben. Doğum günü partisinde tanışmıştık Fecir'in. Aynı zamanda avukatıyım onun. Biraz konuşabilir miyiz? Neyi konuşacağız? Sude bak ben kalbinin kırık olduğunu biliyorum. Ve bunu çok iyi anlıyorum. Fecir senin de kalbini kırdı. Ama bak verdiğin ifadenin sonuçları çok ağır. Gerçekten bunun sonucunda Fecir ömür boyu hapis yatabilir Sude. O yüzden senin mahkemeye gelip gerçekleri anlatman lazım. İnan başka yolu yok yani. Sen ne istiyorsun be kızımdan? Karıştırmayacaksın onu mahkemeye davaya. Şehir dışına çıkacak o. Aramayacaksın, sormayacaksın. Anladın mı? Babacığım, tamam. Hadi. Gel gidelim. Sen bu Sude'ye ne yaptın? Ya ben ne yapacağım Sude'ye? Öyle takıldık bir kere o kadar bir şey yok. Ya sence bir şey yapmamışsın ama kız belli ki bayağı bir kızmış seni içeri attırmaya çalışıyor. O yüzden hemen Sude'yi arıyorsun. Bu mesele neyse çözüyorsun tamam mı? Ara ona güzel bir hikaye anlat. Hikayeye inandığından emin ol. Başka şansın yok. Onun tanıklığına ihtiyacımız var. Hadi. Alo, Sude. Sude Hanım, soruşturma aşamasında verdiğiniz ifadede partide çıkan kavgadan hemen sonra olay yerini terk ettiğinizi söylemiştiniz. Hala geçerli midir bu beyanınız? Hayır. Biz partide kalmaya devam ettik. Fecir'le beraberdim. Eğlendik. Sonra odasına geçtik. Peki bu süre zarfında Erdem Kubilay sizin bulunduğunuz odaya hiç girdi mi? Hayır gelmedi. Ben Fecir'le beraber olmak istedim. Ama o beni reddetti. Ben de o an işte alkolün etkisiyle sinirden bir story çektim Fecir'i rezil etmek için. Ama sabah o olayı görünce korktum kaldırdım story'yi. Bu videoyu bizimle paylaşabilir misiniz lütfen? Gönderdim.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi beni reddetmenin sonucu şekil A. Fecir Emir Kıran, koca bir yalansın be. Sessizlik. Tanığa başka sorum yok. Sayın mahkeme heyeti, videonun sosyal medyaya yüklendiği saat tam olarak 03:57'dir. Ön adli tıp raporunda belirtilen Erdem Kubilay'ın ölüm saati ise yaklaşık 04:00 sularıdır. Tanık beyanında da belirtildiği gibi müvekkilim Fecir Emir Kıran, hadisenin gerçekleştiği zaman diliminde sızmış bir halde bulunmaktadır ve tanığın yanından hiç ayrılmamıştır. Ne yazık ki Sude Hanım emniyeti ve savcılık makamını kandırmak istemiştir. Sessizlik. Sizlerin de meslek hayatınızda defalarca yalancı tanıklara şahit olduğunuzu biliyorum. Bu ne yazık ki ilk değildi ve son da olmayacak. İster buna takıntı deyin, ister saplantı, ister aşk. Sude Hanım'ın içinde bulunduğu duygu durumu müvekkilimin hayatını mahvedecek noktaya kadar sürüklemiştir. Bazen sevgi insana her şeyi yaptırabilir, bazen de sevgisizlik. Bu sınırsız güç iyilikleri doğurabildiği gibi kötülükleri de doğurabilmektedir. Hepimiz gözlerimizle gördük ki müvekkilin Fecir Emir Kıran onu sevdiğini söyleyen biri tarafından neredeyse mahkum edilecekti. Sayın mahkeme heyeti, müvekkilim Fecir Emir Kıran'ın masumiyeti video içeriğinde de sabittir. Suçsuzluğu kanıtlandığına göre tutukluluk halinin kaldırılmasını ve beraat kararının verilmesini talep ediyoruz. İddia makamından soruldu. Sayın Başkan, izninizle ben karardan önce kovuşturma aşamasında ortaya çıkan çok önemli bir delilin değerlendirmeye alınmasını talep ediyorum. O gece cinayet yaşanmadan hemen önce olay yerine geri dönen bir şahıs daha vardı. Kendisi bu bilgiyi adli makamlardan saklamış olsa da baz istasyonlarından alınan telefon kayıtlarında görebileceğiniz üzere bu şahıs Rüya Emir Kıran'dır. Rüya Emir Kıran'ın olay yaşanmadan hemen önce olay yerine geri döndüğü anlaşılmıştır. Bu nedenle şüphenin giderilmesi için Rüya Emir Kıran'ın tanık olarak ifadesine başvurulmasını iddia makamı olarak talep ediyoruz.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.